Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır, her şey gönlünüzce oluyordur. Ben de çok iyiyim, şükürler olsun Rabbime. Eğer siz videomuzu beğenirseniz, abone değilseniz, abone olursanız ve yorum yaparsanız ben çok daha iyi olacağım arkadaşlar. Vallahi kalktık, hemen kazaklara büründük arkadaşlar. Hava soğuk, kış geldi artık, artık kaçar yok. Kış geldi. Ondan sonra ben böyle videomuzu düzenlemeye, ayarlamaya çalıştım arkadaşlar. Kapak fotoğrafıdır, yazısıdır, şunudur, bunudur. Ali Beyciğim benden önce kalkmıştı. Bugün cumartesi. Ali Beyciğim benden önce kalkmıştı. İşte burada oturuyordu. Kahvaltı hazırlar mısın? Onu yapar mısın? Bunu yapar mısın? Ben biber toplamaya gideyim. Öyle yapayım, böyle yapayım derken en son bana dedi ki, kocacığım diyorum bak, videoyla ilgileniyorum. Videomuzu halletmeye çalışıyorum. Az bekle, az bekle. Bana en son dedi ki arkadaşlar, ne dedi? Dur. Ha, süper bir kahvaltı istemiyorum. Muhteşem bir kahvaltı istemiyorum. Kahvaltı istiyorum dedi. Kocacığım dedim, ben de istemiyorum. Ben de süper bir kahvaltı istemiyorum. Sen yap o zaman dedim. Ben de geleyim yanına, beraber kahvaltı yapalım dedim. Ondan sonra mutfağa gitti. Mutfağa gitti. Şu an Ali Bey mutfakta kahvaltı hazırlıyor arkadaşlar. Ben de videomuzu paylaştım. Sizlerle buluşturdum. Pardon. Sizlerle buluşturdum. Ali Beyciğim bayağı bir stres yaptı arkadaşlar. Ben de stres yaptım artık. Çünkü evde yemek yapmaya malzeme bulamıyorum. Market alışverişimizi yapamadık. Bakliyat alışverişi yapacaktık. Biliyorsunuz sizlerle de paylaşmıştım, söylemiştim. Alışverişi yapamadıkça Enerjim dershaneye gidecek. Muhtemelen şimdi biz şöyle yapacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Ben hemen mutfağı toplayacağım. Çıkacağız. Caner'i dershaneye bırakırız. Oradan markete gideriz diye düşünüyorum. Almamız gereken şeyler var. Evimizin ihtiyaçları var. Ve ben de böyle bir çarşıya gidip düdüklü tencerenin fiyatına bakmak istiyorum açıkçası. Çarşı mağazasında görmüştüm. Hani görmüştüm. Orada bir gitsem baksam diyorum yani. Hani fiyatına bir baksam nasıl, nedir, ne değildir. Hani litresine göre fiyatları değişiyor. onu da istiyorum. Azıcık böyle dolaşmak da istiyorum. Öyle. Güne başladık. Bakalım güne başladık. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bizleri ailenize ortak ederseniz çok mutlu oluruz. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım, abone olarak izleyen, desteğini esirgemeyen arkadaşlarım, sizden de Allah razı olsun. Hep var olun, hep hayatımızda olun. Hep Rabbim güzel günler göstersin. Hepimize inşallah deyip haydi Ali Bey'in yanına gidelim. Beraber gidelim. Şimdi kapıda kapalı kediler girmesin diye bir bakalım mı neler yapıyor. Haydi bakalım. Ne yaptın? Kahvaltı hazırlıyorum. Vallahi hazırlamış. Sağ ol canım benim, sağ olasın. Bakın arkadaşlar, hazırlamış. Allah razı olsun. Şöyle peynir tabağı yapmış. Domatesimiz. Sonrasında yumurtamızı da haşlamış. Çayımızı demledin. Kolay gelsin. Kolay gelsin canım benim. Evet. Neyse, ben de yardım edilecek bir şeyler varsa yardım edeyim. Var mı? Yok yok, sağ ol. Sağ olasın. Sen sağ ol canım benim, sen sağ ol. Marmelat çıkarmayacak mıyız Gececiğim? Çıkarmayacağız ya. Neden? Bal çıkarttık canım. Ama marmelat kahvaltıda yenmez mi? Tadına bakacak. Soğuk kış günlerinde yersin. Soğuk kış günlerinde. Yersin mi? Yersin derken? Yani ben kahvaltı edemiyorum ya. Ha, tamam tamam. Anladım. Anladım anladım anladım. Ufaktan bir laf sokma. Ufaktan bir laf sokma. Çıkarsınlar. Tamam. Nereye atlıyorsun sen? Yumurtanın kokusuna bir tanesini bunlara parçalayalım. Hadi hadi. Yemekleri var onların, mamaları var. Yok yok, bir tanesini hadi verelim. O ne benim minnoşlarım? Hadi çıkın bakayım. Lokum çık. Üzüm çık. Çık dışarı. Dışarı çık. Gel. Ama birini alırken öbürü geri geliyor. Neyse. Telefonu bırakayım da. Evet. Kahvaltı hazırlayan Ali Bey tarlasına gitti arkadaşlar. Biber toplayayım da geleyim dedi. Kocacığım dedim, kahvaltıdan sonra toplarsın. Yok dedi. Kahvaltıya toplayacağım dedi ve gitti. Toplasın gelsin bakalım. Ben de hemen şöyle bir patates soymaya başladım. Kızartayım. Vallahi domates de toplamış. Bana diyor ki domatesleri toplayayım da turşu yap diyor. Çünkü kızarmıyorlar artık diyor. Olur dedim. O şimdi böyle sebzelerimizi toplasın. Ben de patatesimizi kızartayım o gelene kadar. Acıktığı için sabırsız arkadaşlar. Gergin oluyor. Erkekler hep öyle oluyor galiba. Acıkınca gergin oluyorlar. Ama mutfağa girip hazırlamak da istemiyorlar. Böyle de bir çelişki var.
Kolay gelsin. Nasıl nasıl biberler nasıl? He? Ne kadar sürer eve gelmen? 5 dakika. 5 mi? Geveze mi o? Bağırıyor. Vallahi gevezenin sesi o. Evet. Bak yukarıda. Bak. Bakın. Alo benim yavrum. Annem. Nasıl bağırıyor? Sesimi duydu. Nasıl bağırıyor sesimi duydu yavrum çocuğum. Bebeğim. Anneciğim. Mama mı istiyorsun? Tamam. Tamam. Tamam babaya mama atalım sana mama versin. Ay çok 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 güzelleşti. Tamam anneciğim. Tamam getireceğim. Yavrum çocuğum. Hemen poşete koyacağım tamam. Bekle. Şöyle poşete koydum ama ben indirsem olmayacak. Nereye gitti ki? Ali de tarlada. Geveze. Neredesin? Oğlum. Ha, Ali de geliyor. Gel kocacığım gel. Nerede o? Ha burada bak. Oradadır. Tamam, yakışıklı tamam. Ben buradayım. Gayet güzel görünüyorsun. Her zamanki gibisin. Nereye vereceksin? Şuradayım, şuradayım. Al oğlum. Hepsini dökme istersen. Kara kedi geldi. Aa, hareket kaçıyor bunlar. Yavrum. Ben senin söz sahibi. Ağzı nasıl acaba Ali? Hareketi söz sahibi. Bitirene kadar sen bekle istersen ha. Ah. Bunu yesin yeter ya. Ha onu da akşama veririz. Bak bak. Ya bu nasıl bir vefalı bir hayvan ya. Tamam gel. Azıcık sevsene Ali. Az sevsene onu. Çok güzel, çok güzel. Az sevsene babası. Oğlum şey yaptı, iletişim kurdu. Ay yavrum. Ne yakala? Yok yok verme, yakalayamam. Yırtılır, dökülür. Azıcık sevsene kafasını. İnce biberler var ya, biz erken topluyormuşuz ha. Karıştı fazla. Ya çıtır çıtırdı işte. Az kafasını sev daha. Seveyim acıyorum bunu, seveyim acıyorum. Sev kafasını. Seveyim acıyorum, seveyim ben. Afiyet olsun oğlum. Heh. İyisin yavrum. Binaya çamur getirme. Hadi ben girdim. Mutfağa gel. Evet. Göster sevsiz. Evet. Bir iki gün sonra patlıcanlarda kavmına göre bomba gibi güzeller. Ellerine sağlık. Evet, kızartayım mı biraz? Patatesle karışık. Bak patatesleri doğruyorum. Bence patates kızartır, biberleri yemek yaparsın. Patlıcan fazla var ya, ama fazla ama. Yok şu kıl biberlerden de çiğe koyacağız. Bak. Şuraya bak. Bak. Dur. Ne kadar büyümüş. Kıl biberler çok güzel olmuş. Bak. Var yani. Vallahi güzel olmuş. Bak. Tamam azıcık kızartalım hadi. Ben şey yapayım patatesi falan halledeyim. Tamam yok patatesi halledeyim tamam. Sen bak biberlerinle aşk yaşa kocacığım sen. Biraz sonra biber koyacağım işte. Tamam. Ama şey değil mi onlar işte bak şimdi kahvaltılık için sert. Hayır sert değil mi bak iyice. Yok be taze hala. Tamam ben hemen şu patatesimi halledeyim. Evet arkadaşlar patatesimi de kızarttım. Gülüyorum burada çünkü. Bakın biberlerimiz sofraya geldi. Sağ olsun canım benim ya hiç yıkamış getirmiş hiç doğrama gereği bile duymamış tabağımıza da oldu zaten bakın
Evet. Allah bereket versin. Hemen bardakları çıkarayım. Kahvaltımızı yapalım. Vallahi geçen gün şakşuka yaptığım kızartma yağında yaptım. Böyle biber çekirdekleri patateslere yapıştı ama olsun bakalım. Tuzluğumuz da kirlenmiş. Onu da bir sileriz, temizleriz. Hemen bardakları çıkarayım. Kahvaltımızı yapalım. Ben şu marmelatı da sofraya koyayım da arkadaşlar. Ali Bey'in azıcık gönlü olsun, bana büyük bir laf soktu gördünüz siz de. Haklı olduğu noktalar var evet ama haksız olduğu noktalar da var. Hiç o konuya girmeyeceğim şimdi. O zaman hemen kahvaltımıza başlayalım. Ney ney? Bunlara bakar mısın? Yağmurdan giremedik arsaya. Evet. Bunlar coşmuş, meğerse biz erken koparıyormuşuz. Çenere diyor ki kılıç kılıç oğlum diyor. Sofraya getirme şekline zaten bayıldım arkadaşlar. Ve bana diyor ki inat ettin, marmelatı getirdin diyor. Senin için getirdim dedim. Ama ben sana bal koydum. Tamam, balın yeri ayrı, marmelatın yeri ayrı. Sonuçta çikolata da var ona bakarsan. Marmelat varsa, yani bal varsa çikolata da var. Hiçbir şeye dokunmadım arkadaşlar. Olduğu gibi soframız böyle. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip eylesin inşallah. Kahvaltı sofrasını, masayı topladım arkadaşlar ama ben açım. Vallahi açım. Kahvaltı sofrasında Instagram'a fotoğraf paylaşayım dedim. Oraya yazdıklarımı yazarken yiyemedim, edemedim falan filan derken topladım sofrayı artık. Şimdi karnımı doyuracağım arkadaşlar. Evde olan sebzeli palamuttan şöyle aldım bir tabağa. Şöyle afiyetle yiyeceğim. Azıcık karnımı doyurayım. Çok seviyorum ben balığı. Her türlüsünü çok seviyorum. Ali Beyciğim de maç izliyor içeride. Şu karnımı bir doyurayım. Bakalım neler yapacağız. Yeliz bacınız Türk kahvesini aldı. Karşınıza geldi. Karnını doyurdu. Çok şükür Allah'a karnım doydu. Şimdi kahve içebilirim. Ali şimdi evdeyken güzel bir kahve keyfi yapalım onunla beraber. Şimdi hemen fincan seçelim. Biz kahvaltı yaparken kargom geldi arkadaşlar. Trendyol'dan alışverişi yapmıştım. Kupon alışverişi. Yanlış bilgilendirmek istemiyorum size. Trendyol'da Instagram'da link bırakıyorum ya arkadaşlar. O linklerden siz olun, buraya bıraktığım linklerden Instagram'daki arkadaşlar olsun. Alışveriş yaptığında bizler kazanç elde ediyoruz. Satışımıza göre de, yani ciromuza göre de kuponlar elde ediyoruz. Çok şükür Allah'a geçen ay çok güzel kupon kazandım. Onun alışverişini yaptım, onlar geldi işte. Beraber açarız sizinle Allah izin verirse. Ama öncesinde şu kahvelerimizi bir yapalım arkadaşlar. Şöyle. Işığı almayı unuttum. Güzel alışveriş yaptım demiştim. Kazak falan aldım. Sizler için de linkini bırakırım eğer beğenirseniz. Sizlere de göstereceğim tabii ki arkadaşlar. Şu kahveyi içerken kargomuzu açarız beraber. Instagram'daki arkadaşlar da bekliyor kargonun açılmasını. Onlar da beraber açarız dediler. Anket bırakıyorum oraya sürekli. Beraber yapalım mı, öyle mi, böyle mi diye. Onlar da bekliyor. Öncesinde şu kahvelerimizi bir içelim bakalım. Ben hani beğenmedim dedim kahveyi ama dün içtiğimden gerçekten lezzet aldım arkadaşlar. Hani ilk kez içtiğimde mi değişik geldi, bana farklı geldi bilmiyorum. Dünkünden lezzet aldım. Kahvemizi içeriz. Sonrasında market alışverişine gideriz artık. Şöyle fincanlarımızı da ayarlayalım. Hemen ortalığı da toplayalım dağılmasın. Şöyle beyaz tabağımı alıyorum. Güzel bir servis yapayım Ali şimdi kendime. Şöyle kurabiyelerimizden de koyalım. Bardak alayım. Elimde yıkamıştım. Nasıl lekeli kalmış. Bunu eledik. Hemen yenisini alalım. Şöyle. Kurabiyemizden de koyalım.
Kahveler tamam. Şöyle suyumuzu da koyalım. Sürahi almam lazım arkadaşlar. Sürahiye de ihtiyacım var. Çok şeye ihtiyacım var evde. İnşallah şöyle güzel bir sürahi bulursam onu da alırım. O zaman hemen tabağımızı, kahvelerimizi alalım. Ali Bey'in yanına gidelim. Ali Beyciğim. Hani fincanın bardağın? Nereye? Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar içmiş kahvesini. Şifa olsun. Ben kahveyi hazırlayana kadar uyumuş. Uyandırdım. Vallahi uyandırdım. Kahvemin de ne halde olduğunu bir bakın. Görün. Dökmüşüm gelirken. Benim tepsim burada. Gel dedim, şöyle sandığın iki tarafına oturalım dedim. Gelmedi. Şu kargomu da göstereyim size arkadaşlar. Şu kargom açılacak. Birazdan sizle beraber açarız. Bakarız neler gelmiş. Yeliz bacınız neler almış. Evet. Kargomuzu açalım arkadaşlar. Bakalım neler almışız. Kazak falan aldım ama tam olarak da hatırlamıyorum neler aldığımı. Şöyle bir açalım bakalım. Heh, geldi. Kargocu geldi öyle. Çok seviyor paket açıldığı zaman. Kameramızı azıcık şöyle aşağıya indireyim. Heh. Evet. Mama çıkacak senden. Mama mı çıkacak sanıyor? O benim yakışıklı oğlum ya. Şöyle bir pembe kazak arkadaşlar. Dur ay tamam. Neyse seni rahatsız etmeyeyim. Heh. Şöyle gri bir kazak. Ha, bunu çok beğenerek almıştı. Ay üstüme bir giyer gösteririm. Olur mu? Şöyle ince bir triko almıştım arkadaşlar. Bir tane de şöyle. Bu senenin kazakları hazır. Anne kız giyiyoruz zaten. Cansucumla ortak giyeriz. Bir tane de böyle yeşil bir kazak almıştım arkadaşlar. Şunu çok merak ettim. Şunu hemen bir üstümde göstereyim size. Üzüm, sen de merak ediyor musun anne? Yavrum çocuğum, akıllı olun. Sana bir şey çıkmayınca gidiyorsun değil mi? Hemen şu yeşili giydim arkadaşlar. Bu da çok güzel. Böyle önden düğmeli. Birazcık büyük oldu bana arkadaşlar. Şöyle koldan göstereyim. Tam böyle Cansu'ya cuk diye olur. Zayıflamamış olsaydım bana da güzel olurdu. Ama yine de çok güzel oldu. Çok sevdim. Çok şükür kışlık hazırlığımız tamam. Bir modelimiz de buydu. Hemen şu pembeyi göstereyim size. O da çok güzel oldu. Evet, bir diğeri de bu arkadaşlar. Kazağı ben çok seviyorum. Biliyorsunuz kışında bolca giyiyorum. Bunu da çok sevdim. Böyle salaş, dökümlü. Bu renkleri de çok seviyorum. Ne yalan söyleyeyim, yakıştırıyorum da kendime. Bir diğer modelimiz de buydu arkadaşlar. Onu sen mi deneyeceksin Üzümcüm? Hı? Yattın üstüne oğlum. Evet, bir diğer kazağımı da giydim arkadaşlar. O da böyle. Şöyle gri, boğazlı, sıcacık tutan bir kalın dokuması olan güzel bir kazak arkadaşlar. Bunu da çok sevdim. Tam böyle soğuk günlerde giymelik. Evet, bir diğeri de bu arkadaşlar. Bu da çok güzel. Şöyle kol detayı çok güzel. Üste duruşu çok güzel. Bunu da çok sevdim. Bunu da çok beğendim. Sadece o yeşil birazcık büyük geldi gibi oldu. Salaş durdu. Onun dışında hiçbir sorun yok. Gayet güzeller. Rabbim sağlıkla giymeyi nasip eylesin. İnşallah kızıma da bana da inşallah diyeyim. Hemen bir şöyle bir kısa yıkama yaptırmak için banyoya götüreyim. Sonrasında da artık biz çıkalım arkadaşlar. Daha markete gideceğiz. Geveze kızıyor. Geveze kavga ediyor arkadaşlar. Bence kız işi var bu işte. Ha, korkuttu birisi. Bunda kız işi var bence. Ha, bak bunun da tüyleri diken diken olmuş. Az baksana. Ne oldu, ne oldu? Ha? Ne oldu yavrum? Kavga mı vardı? Gel haydi. Biz şimdi çıktık arkadaşlar. Araba geliyor, bekleyelim. Araç dönecek. Arkadaşım ama yani. Şimdi biz markete gidiyoruz arkadaşlar. Nihayet çıkabildik evden. Hangi markete gidiyoruz canım benim? Kooperatif market, Migros. Gidecek miyiz öyle? Şimdi Migros'a gideceğiz, çekim var ya.
Ya çekimi boş ver sen benim. Saksı aldığım zamandan çek vermişlerdi ya arkadaşlar. Saksı alacağım ben onunla. Yani bir şeyler bakarız ama. Bana bir şey demedim yani. Bir şey neyse, bakalım. Çıktık işte arkadaşlar. Şu kedi mamasındasın. Market eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı, bakliyatımızı bir alalım. Evimize bir gelelim bakalım. Artık gerçekten hani kuru fasulye ıslarım ya da işte haşlar yaparım, ıslamadan nohut pişiririm. Barbunya fasulye pişiririm, hani pilakidir bilmem nedir yaparım, bir şeyler ya, yaparım hani evde. Evde bakliyatımız olsun. Gerçekten ev böyle şey oldu. İyice tam takır oldu. Tam takır oldu. Buraya ne açılmış öyle? Güzel şeyler vardı, balkon takımları vardı. Bir gün çıkıp gelmek lazım da ben evden kendim atamıyorum arkadaşlar. Neyse, gidiyoruz Tarım Kritik Kooperatifine gidiyoruz. Bakalım fiyatlar nasıl? Geldik şimdi arkadaşlar. Fiyat farklı mı sence öyle? Ne fiyatı? Yani uygun mu diğer marketlere nazaran? Aynı. Birkaç ürün dışında aynı. Küçük yapalım. Araba al istersen. Arabalık bir şey almayız. Araba al çünkü hani elinde yorulma bir daha. Niye yorulacaksın ki? Ha, dışarıda arabalarda. Ben alıp geleyim dur. Çalışanlardan biri sağ olsun hemen arabamızı verdi arkadaşlar. Ya 3-4 kilo bir şey de alsak insan elinde taşırken yoruluyor. O yüzden alalım dedim. Şöyle pul çikolatalardan da alsam evde dursa güzel olacak aslında. Efendim canım. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek. Hepsinden alalım. Yeşil mercimek bir tane alalım. Pirinci sen şeyden alırsın. Şu an evde var biraz pirincimiz. Bafradan alırsın onu. Kırmızı mercimek 18.90. Çeşitli. Yeşil mercimek ne kadarmış? 26.5 mu yeşil mercimek? Hı hı. Şimdi bulgur alalım bir tane. Tamam, biz bir bakalım, alalım arkadaşlar, bir dolanalım. Arkadaşlar şeyde kararsız kaldık. Hani böyle ince nohut mu alsak yoksa normal nohut mu alsak diye kararsız kaldık. Sonrasında ince nohut almaya karar verdik. Siz hangisini kullanıyorsunuz? Hangisini tavsiye edersiniz? Bir de ben kuru fasulyeyi Bim'in Duru markasını hani kullanıyordum. Çünkü ıslama falan istemiyordu, çabuk pişiyordu diye. Ali Beyciğim de diyor ki bunlarla onlar aynı diyor. Öyle. Bir de barbunya. Barbunya aldın mı Ali? Barbunya fasulye. Hangisinden aldın? Öyle mi? Niye? Çok iri oluyor bu da ama Ali. Şundan almış arkadaşlar. Barbunya 44-45 lira kilosu. Gel gel. Diğerinden alalım gel. Diğerinden alalım. Gerek yok. Yok, yok. Fark ediyor baba. Tanelerine bak. Bak. Ama bu da piştiği zaman güzel oluyor. Arada kaç lira fark var ama? 6 lira fark var. Olsun. Bir paket makarna neyse. Parası. Sordum size arkadaşlar. Hiç ben dolaba fasulye falan da koyamadım. Böyle barbunya fasulye. Poşetlerimizi bagaja koyduk arkadaşlar. Son anda iki tane pirinç almaya karar verdik. Çünkü uygundu. Uygun olunca ben de dedim pilavı güzel olmasa çorbaya koyarım, dolmaya koyarım. Kullanırım dedim. Şimdi gidiyoruz bakalım evimize. Yok, evimize gitmiyoruz. Neremize gidiyoruz? Bim'e gidiyoruz. Bim'e gidiyoruz. Haydi. Senin çekinle bir şeyler alacağız. Benim çekimle bir şeyler mi alacağız? Migros'a gidiyoruz arkadaşlar. Bim'den döndük Migros'a. Ben sandım ki önce Bim'e gideceğiz, oradan Migros'a, AVM'ye geçeceğiz sandım ama Ali Beyciğim böyle uygun gördü. O uygun görünce bana da tamam demek düşüyor. Söyleyemedim bile, tamam diyemiyorum demek ki normal zamanda. Bana da tamam demek düşüyor Ali Beyciğim. Böyle uygun gördüyse gidelim bakalım. Migros'a girdik. Şoktan almadığı kavunu Migros'tan aldı Ali Beyciğim. Evde kavunumuz olduğu halde bir tane daha aldı. Ay, bu kabaklara ben bayıldım kocacığım ama Emine de vardı. Emine'ye bir sorayım bakalım, uzun süre dayanmış mı? Eğer dayanırsa dekoratif olarak biz de alabiliriz. Ha? Ne dersin? Ne kadarmış? 20 lira. 19.90. Midi 24.90. Kabuklu fıstık. Gerçek kabak ama bunlar. Değil. Gerçek kabak ama dekoratif olarak kullanıyorlar. Şey değil işte. Yeme içmelik değil. Emine'ye bir sormam lazım. Şuradan kuru patlıcan bakalım dedik ama arkadaşlar 45 TL olunca 47-45 öyle olunca almadık.
Bir de şu deve tabanları 25 TL'ye düşmüştü. Ben o zaman almamıştım. Şu an 89-90'a çıkmış. Almadım o zaman. Dedim ki Yeliz elinde var, onu büyüt. Onu güzelleştir. Onun büyümesini bekle, sabret dedim. Bakalım benimkiler de büyüyor. Günden güne büyüyorlar. Her yerde gözüme tabak çanak çarpıyor arkadaşlar. Şunlar da böyle sunum için çok güzel. Şu tabaklar da çok güzel. Burada böyle fincanları da var. Çay fincanları da var. 110 TL arkadaşlar çay fincanları. 2 kişilik kahve fincanları da 90 TL. 89-95. Şöyle. Elhamdülillah ya Rabbi, çok şükür. Şu tepsiler hoşuma gitti. Arkadaşlar fiyatı da metal kulplu tepsi 35.90, 36 TL şöyle. Aynı şekilde beyazı da var. Bende bunun yazısız olanı var arkadaşlar. Beyazın. Şunun fiyatını göremedim. Şunu merak ettim. Şöyle un kabı, yoğurt mayalamaya falan çok şık, çok güzel. Bunu şey yapamadım. Göremedim fiyatını arkadaşlar. Bu da çok güzel. Burada böyle yaldızlı, ayaklı bardaklar var. Şöyle çok şık. Çok minnoş. Şurada şöyle Rakle'nin kahve yanı bardakları var. Bunlar da çok güzel değil mi? Tepsiye koyuyorum kocaman kadehleri. Taşıyamıyorum ondan sonra. Devrilecek diye korkuyorum vallahi. Sonra böyle çay bardakları var. 4 kişilik mi? Evet. 4 kişilik çay seti var arkadaşlar. Şöyle dışında da mor menekşeler gibi lavın. Ne kadarmış? 14.95. Ney bu? Ha şundan bahsediyor. Çay seti, evet. 80 TL'ye düşüyor arkadaşlar. 4 kişilik 80 TL. Çay tabağı nasılmış, ona da bir bakalım. Evet, şöyle düz bir tabağı var. 80 TL. Yani uygun sayılabilir. Şöyle bir hamur çırpma kabı buldum arkadaşlar. Gayet hoş, gayet güzel. Şık duruyor. Benimkini de yakmıştım ya ben. Ocağın kenarına aldığım zaman yanmıştı. Şefika ile yoğurduğum için, hani kek de olsa Şefika ile yoğuruyorum. Çok gerekli bulmadım şu an ama. Yani farklı aciliyetlerim olduğu için. Kapaklı mikser kabı 60 TL'ymiş. 59.95. Farklı renkleri de var. Şöyle fırın eldiveni 29.95. Şöyle değirmen, karabiber değirmeni 60 TL. Şöyle Paşa Bahçe'nin ikili fincanı da 40 TL arkadaşlar. Sen gerçekten kedi şunu babası aldım. Oldun. Alma onu, alma şimdi. Güzel ama orada daha kötüleri 200 lira daha kötüleri var yani. Eşofman altı bulduk da bir tane. Güzel arkadaşlar. Bak. Aç bakalım. Güzel, cepli istiyor güzel. Tamam. Destek kumaş. Tamam. 170 TL'ye bulmuştuk da arkadaşlar. Yani indirime girmiş. 200 lira bir tane bundan çok daha şey ya. Daha mı iyi diyorsun bunu? Bu daha iyi. Bence güzel. Malı yeri güzel, evet. İstar. Tamam. Bence olur. Olmaz mı? Olur olur. O, ona olmazsa sen giyersin Ali. Bana büyük. Ya bir salaş erkek de güzel duruyor. Tamam, at, at arabamızı hadi. Kedilere mama aldı arkadaşlar. Şeyden, tarım krediden almadık şeyleri. Şehriyeleri. Ankara'nın seviyorum. Çünkü bazen şu şehriye güzel kızarmıyor. Hemen yanıyor arkadaşlar. O yüzden buradan aldık. Bir de şöyle mama aldık. Babalara bir de ödül maması aldık. Minnoşlarını düşünüyor işte. Baba işte. Haydi bakalım. Haydi çıkalım mı artık? Migros'tan çıktık. Şimdi ben küçük pazara gidiyorum. Ali Beyciğim bankamatiğe gitmek zorunda kaldı. Çünkü market alışverişi çok para tuttu arkadaşlar. Çok para tuttu. Az şuraya da bir bakayım dedim. Sonra da AVM'ye gideceğiz Aliş'le. Çıkmışken dolanacağız bakalım arkadaşlar. Hep beraber gezelim, dolanalım. Benimle misiniz? Sordum size de. Yanımda mısınız diye. Şu yağdanlık ne kadarmış? 140 TL. 900 mililitre.
Neyse bir girelim bakalım. Güzel gibi. Saksı bakmak için alt kata indik arkadaşlar. Şunlar bak. Şu boylar da güzel. Birdenbire bu kadar büyüğe geçmeye gerek yok. Şöyle de olabilir. Hı hı. Ne dersin? Yok o. Fiyatı ne kadarmış onun? 16 lira. Bunlar 33 lira. Bak şu örgü görünümlüler de güzel ama renk olarak eve uygun değil. Ha şu da güzel bak. Öyle. Sepet görünümlü. Ama 47,5 lira. Yani bu da plastik üründen daha da zamlanmış. Her şey zamlandı. Öyle ucuz ne kaldı? 66 lira şu neyi var ya? Ucuz ne kaldı diyorum. Ucuz. Ucuz hiçbir şey kalmadı. 42 liraymış şu da. Yani böyle saksılara dikersek de şeyden sandığın üstünden almam gerekecek. Gayet hoş. Bilemedim. Azıcık da böyle şık olsun istiyorum ama. O zaman ha. Yok yok. Çok böyle plastik plastik böyle. Sevmedim onu da. Gidelim mi? Tamam. Hadi. Tamam. Var ya. Nerede? Benim modellerim varmış. Bir bakalım. Bir bakalım benim modellerim neymiş. Küçük ama onlar da. Şunları kastettim aslında. Değil mi? Doğal görünümlü. Şunlar neymiş bunlar? Buraya da bakmış olduk arkadaşlar. Tamam geliyorum. Evimize geldik. Hemen aldıklarımı şöyle tezgaha koydum arkadaşlar. Sizlere tek tek şimdi söyleyeceğim. Şöyle iki tane saksı beğendim. Yani beğenmek zorunda kaldım. Çünkü çiçeklerimin artık saksısının değişmeye ihtiyacı vardı. 40-40-80 10 lira da çiçek toprağı. 90 lira burası arkadaşlar. 135 lira tarım kredi kooperatifinden. 10 lira değil mi? 18 lira. 10 litre. 10 litre. Toplamda 90 lira vermedik mi kocacığım? 98 lira. Ha 98 verdik. Pardon. 18 liraymış arkadaşlar. Ben 90 lira ödedim diye hatırlıyorum. 10 yanlış. 10 litre 10 lira. Ha tamam. 10 litre 18 TL çiçek toprağımız. 135 TL sıvı yağımız. Şöyle pirinç yine TMO'nun pirinci arkadaşlar. Uygunda 17'ye mi geliyordu kilosu? 13'e mi geliyordu? 27,5'a aldık. Evet. 2 kilosunu 27,5'a aldık arkadaşlar. 13,5'a geliyor diyor Ali Beyciğim kilosunu. Şöyle 2 paket aldık. Dedim pilav yapmazsam hani pilavını beğenmezsek dolma falan yaparım dedim. Şöyle minnoşlarımıza. Şöyle minnoşlarımıza işte bu minnoşlara arkadaşlar. Lokumu şu an çok kızdırıyor. Ya sen misin? Kızı poşette sıkıştıran üzüm. Hemen dönüyoruz. Şöyle çörek otlu tulum peyniri. Tulum peyniri mi kocacığım bu? Tulum peyniri gibi aklımda. Çörek otlu peynir aldık. Tulum peyniri diye hatırlıyorum ben de. Minnoşlarımıza şöyle yaş mama aldık. Bir tanesini hemen verdik. Yediler. Ödül maması aldık. Şöyle iki paket şehriye aldık. Bir paket makarna. Bir paket bulgur. Bir paket daha burgu makarna. Kuru fasulyemiz. Yeşil mercimeğimiz. Şekerimiz, kırmızı mercimeğimiz, barbunya fasulyemiz arkadaşlar. Şöyle bir paket tuzumuz ve küçük nohutumuz var. Küçük taneli nohutumuz. İki paket sütümüz.
135 TL yine bir şişe daha böyle 5 litre ayçiçek yağı aldık arkadaşlar. Ben şöyle deodorant aldım. Bir tane veriyorlardı. İki kere geçiş yaptılar şeyden. Kasadan arkadaşlar. Yine eski sistem devam ediyor. Anlayacağınız fazla vermiyorlar. Şöyle ketçap mayonez aldık. Tadın. Başka da bir şey. Celere şu eşofmanı aldık arkadaşlar. Şu eşofman altını da aldık. Toplamda 1000 lira. Kaç lira ödedik hocam? Seninkilerle 1100 lira. Benimkilerle beraber 1100 lira ödedik. Şöyle göstereyim size de. Migros'a 327 TL ödemişiz arkadaşlar. Tarım Kredi Kooperatifine de 441 TL. Yani peşin de ödedim ya. Peşin de yağın bir tanesini peşin aldık. Artık ve benim aldıklarım da 100 TL. Toplamda 1000 TL harcadık. Allah'ım sağlıkla, sıhhatle yemeği nasip eylesin. Allah alamayan herkesin yardımcısı olsun. Çok şükür bugünümüze diyelim. Rabbim bugünlerden kötüye düşürmesin. Günden güne kötüye gidiyoruz arkadaşlar. Hayat o kadar pahalandı, o kadar pahalandı ki. Bir de şu domestosu aldım, köpük. Hemen böyle lavabolarımı yıkamak için fıs 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 rahat olur diye düşündüm. Ondan aldım. 17,5'da indirimdeydi. Böyle arkadaşlar. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin, nasip eylesin. Kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin Rabbim. Kimseyi alışkın olduğundan kötüye, geriye düşürmesin. Hemen şimdi yemek işlerine bir geçiş yapalım biz. Evimize geldik, AVM'ye gidemedik. Ali Beyciğim dedi ki AVM'ye sözüm olsun, bir sonrakinde gideriz dedi. Artık hani saat geç oldu dedi. Acıktık dedi. Gidelim evimize dedi. Tamam dedim. Seni mi kıracağım dedim. Geldik evimize işte arkadaşlar. Hemen ben şöyle kolayından bir yemek yapacağım. Caner'cim sporda daha gelmedi. Buraları da bir halletmem lazım. Bir de şu bakliyat kavanozlarımı, erzak kaplarımı yıkamam lazım arkadaşlar. Onları da bir halletmem lazım. Bunları temiz temiz kaplarıma koymak istiyorum. Artık ne zaman yaparım bilmiyorum, yapmam lazım. O zaman Yeliz bacınıza kolay gelsin arkadaşlar. Hemen üstümü değiştirip şuraları bir halledeyim ben. Arkadaşlar şöyle erzak kaplarımı çıkardım. İndirdim aşağıya, dışlarını sildim. İçini döküp de vallahi silemeyeceğim. Nerede kız benim bezim, dur. Şuraya koymuşum. İçinin de tozunu bir alacağım. Sonra buraya işte yerleştireceğim. Dıştan siliyorum arkadaşlar. Şöyle bir alayım. Buraya da reçel falan koyduğumuz için akmış buraya. Hemen şöyle temizleyeyim. Şuradan kaldıracağım malzemelerimi, bir dolabın içine yerleştireyim. Arkadaşlar ben bakliyatlarımızı hallettim. Ali Beyciğim de kavunumuzu doğruyor. Vallahi balkonda Aysun'la konuşuyordum. Balkona kadar geldim kavunun mis gibi kokusu. Aysun'cum. Arkadaşlarına hayırlı akşamlar canım benim. Az bir dakikadır. Evet, bakın halime bir bakın. Telefonum boynumda asılı. Aysun'cumla konuşuyorum. Her gün kaç kere konuşuyoruz kız biz günde? Bak bir sabah kahvaltıda. Evet. Ondan sonra bir 10 dakika sonra tekrar arıyorum. Aa Yeliz diyorum. Bu böyleydi. Ondan sonra sen arıyorsun. Sonra ben markete çıkarken arıyorum. Yolda sohbet ediyoruz. Aynen. Sonra akşam. Sonra gece. Ya, ben eve gelirken aradı. Dedim Aysun'cum konuşalım. Diyor ki yok tamam yok arabaya gidiyoruz Aysun, konuşabiliriz dedim. Yok tamam eve gidince konuşuruz tamam diyor bana. Düşün alarmı vardı ya yanında. Ha. O yüzden rahatsız etmek istemedim. Ha. Öyle canım, arkadaşlara da tekrardan hayırlı akşamlar. Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar, Aysun Çetin YouTube'dan canım arkadaşım, onun kanalını da eğer izlemiyorsanız bir ziyaret edin derim. Telefonu kapattık çünkü benim telefonum hafızadan dolduğu için videonun devamını getiremedim. Hemen şöyle kısa bir temizlik yaptım, videonun devamını getirdim. Şimdi biz kavunlarımızı yiyelim, sonrasında da vedalaşalım sizlerle. Kavunumuzu yedik arkadaşlar. Ali Bey bir kavun seçmiş ki anlatamam size. Nasıldı? Geldi, baldı. Gerçekten baldı. Ve biz nişana gitmeden önce ben ayakkabı, kıyafet falan baktığım zaman almıştı. Kaç gün oldu? Bir hafta oldu o zaman. 10 gün oldu. Bir 10 gün olmuş, evet.
Çünkü tabii tam geçen hafta cumartesi günü nişan vardı değil mi? Perşembe günü almıştık. Perşembe günü almıştık. Evet, bir haftayı geçmiş arkadaşlar. Ay bugünlük bu kadar olsun. Artık vedalaşalım. Artık size sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Uyumaya gidelim. Yorulduk. Saat şu an 12. Market market gezmek bizi birazcık yordu arkadaşlar. AVM'ye de gidecektik ama gidemedik. Olmadı, orayı halledemedik. Artık başka zamana inşallah. Ali Bey'in gönlü ne zaman olur bilmiyorum. Gezmiyor, dolaşmıyor benimle arkadaşlar. Arada da bir diyor ki hadi gezelim dolaşalım diyor. Tamamen ruh haline göre değişiyor. Yorgunluğuna göre değişiyor. %90 gezmiyor ama. %90 gezmiyor. Sizin eşiniz geziyor mu siz de bilmiyorum ama bana diyorum arkadaş ol diyorum. Arkadaş ol. Beraber gezelim diyorum. Bugün o kadar dedim gidelim çarşıya bak. Düdüklü tencerenin fiyatına bakacağım. Herhalde ben tencereyi alırım, onu borca sokarım diye gelmek istemedi. Öyle bir plan mı yaptın sen? Tencereyi alıp da beni borca sokman imkansız. Neden? Ben borçtayım zaten. Bak, kıyamazsın bana diyor. Beni borca sokamazsın ben diyor. Ben borçtayım zaten. Hepimizin borcu var Ali. Borçsuz hayat mı var Allah aşkına? Tenceremiz de var Allah aşkına. Düdüklü tenceremiz. Var var. Islaklı tencere. Bundan sonra düdüklü tencerede pişecek yemekleri Ali Bey pişirecek arkadaşlar. Yani öyle işlenmiş. Tamam. Tencere var, kulpu yok. Kulpunda pişmiyor. İçinde Hayır, zor oluyor işte kulpu olmayınca tencereyi kullanmaktan. Her neyse arkadaşlar. O iş bende. Ali Bey'de. Allah korusun patlarmış falan. Neyse, hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah bir sonraki vlogda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşmek, kavuşmak nasip olur. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler, Allah'a emanet iyi günler, olun. iyi günler. Allah'a emanet et kısaca. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.